أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على, على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على, على طبيب قلوبنا محمد Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala Muhammed. Muhammed. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Evet şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli Lale Gül TV izleyenlerini öncelikle hürmetle ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Muhterem izleyenlerim, sırattan bahsediyorduk. Yani sıratta efendim, tevkif yerleri vardı, efendim, sıratın zorlukları vardı. Sıratı geçerken tabii efendim, orada e, sorgular, sualler, efendim, dikenler, çengeller, efendim, sıratın sağında solunda zebaniler yani cehennem görevlisi melekler vardı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Sırat Köprüsü'nü bizlere vasıflamıştı. Dolayısıyla bu Sırat Köprüsü'nde geçmek demek ki müminin bayramlarından biriydi. Yani bir mümin Sırat Köprüsü'nü geçince onun için elbette efendim bayramdır denilmişti. Demek ki Sırat Köprüsü yani ahiretin efendim ee, müthiş geçitlerinden bir tanesi de orası. Rabbim Celle Celaluhu hepimize yardım eylesin, kolaylık nasip eylesin. O sırat köprüsünü şimşek gibi geçenlerden eylesin inşallah. Çünkü orada ne vardı? Sorgu var. Orada hesap var. Yani o tevkif yerlerinde imandan sorulacak, namazdan sorulacak, zekattan sorulacak, efendim hacdan sorulacak, kul haklarından sorulacak, değil mi? Efendim abdestten sorulacak. Yani efendim yedi tane tevkif yeri var adeta karakol var, işte o Efendim sual yerlerinde sorgu yerlerinde e, herkes ne yapacak sorguya çekilecek İşte o e, sorgulardan da geçtikten sonra Efendim e, sırattan kaymadan cehenneme yuvarlanmadan geçince zaten sırattan sonra da ne var artık cennet var Demek ki o sırat köprüsünü Efendim cehennemin üzerine kurmuşlar. İşte o sırattan kim geçerse artık ondan sonraki efendim kapı cennet oluyor kıymetli kardeşlerim. İşte bunları unutmamak lazım. Bunları düşünmek lazım. Demek mahşerdeki durumumuz Oradaki artık sıkıntı mı çekeceğiz, rahat mı edeceğiz, o sırat köprüsünü hızlı mı geçeceğiz, emekleyerek mi geçeceğiz, yoksa Allah muhafaza o sırat köprüsünden efendim yuvarlanacak mıyız, kayacak mıyız? Hep bu dünyada yapmış olduğumuz ameller neticesinde efendim oraya yansıyacak. Hani dünya mezratül ahira, dünya ahiretin tarlasıdır. Burada ekersek, güzel şeyler ekersek, itaat ekersek, kulluk ekersek, he? Allah'ın emirlerini yaparsak, işte bunlar ahirette bize efendim bu meyveler olarak geri dönecek. Bu efendim hasat olarak geri dönecek. Yani orada sıkıntılar olmayacak, problemler olmayacak ve cennet yolunda işte bu efendim sarp yokuşları geçitleri de kolay geçmek mümkün olacak. Çünkü yolumuz hakikaten uzun. Yükümüz hakikaten ağır. Rabbim yükümüzü hafifletsin, yolumuzu kısaltsın inşallah. İşte Sırat Köprüsü'de 3000 senelik yol deniyor. Değil mi? Yani e, bin sene yokuş, bin sene düz, bin sene de bayır aşağı. Ama efendim, e, onun uzunluğu, onun genişliği adamına göre değişiyor. Öyle adam var, kıldan ince, kılıçtan keskin olacak. Yani geçmesi mümkün değil. Öyle adam olacak. Efendim, e, bilmem kaç şeritli otoban, yol gibi olacak. Yani bizim bu dünyadaki yapmış olduğumuz bütün ameller hep Efendim e, karşılığını ahirette göreceğiz kıymetli kardeşlerim. Onun için o dehşetli günü unutmamak lazım. İyi düşünmek lazım. He, o sırat köprüsünden geçerken de o altında yanan cehennemi, o alevli cehennemi de unutmamak lazım kıymetli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadis-i şerifte buyuruyor. Ukide elfe senetin hatta ihmarrat. Cehennem kıp kırmızı oluncaya kadar bin sene yakıldı. Yani cehennemi Mevla tutuşturuyor, o cehennem yanıyor, 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 yanıyor. Artık öyle bir kıvama geliyor ki kıpkırmızı bir hale geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın bir hadis-i şerifte buyuruyor. Üyukide alennâri elfe senetin hatta ihmerrat. Cehennem kıpkırmızı olunca, <laughs> oluncaya kadar bin sene yakıldı buyuruyor. Yani bin sene Mevla cehennemi yakıyor, yakıyor, yakıyor. Artık ne oluyor? Cehennem kıpkırmızı bir hale geliyor. Evet. Fünme öyküde aleyha elfe senetin sonra bin sene daha yakıldı. Yani yanmaya devam ediyor. O kıpkırmızı oldu ya. Efendim yani yanıyor, yanıyor. Bin sene daha yanıyor. Hatta ev ta ki efendim ben beyaz bir hale geliyor. Yani o kadar yanıyor ki artık efendim kırmızılıkları gidiyor, beyaza dönüşüyor. O alevin şiddeti, efendim alabının artması demek oluyor bu da. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın devam ediyor hadis-i şerife. Thumma uqid aleyha elfe senetin. Bin sene daha cehennem ateşi yakıldı. Hatta isveddet simsiyah bir hale geldi. Fehye sevde ün müzlimetün. Şimdi o yani cehennem ateşi simsiyah ve kap karanlık. Zift gibi. Öyle bir hale gelmiş ki yani bir ateş düşün. He? Bir ateş yandığı zaman gece ne kadar karanlık da olsa, değil mi? O ateş aynı zamanda ne yapar orayı aydınlatır. Aynı zamanda orasını efendim ışıklandırır. Ama cehennem ateşi öyle değil. Cehennem ateşi simsiyah, kapkara, zift gibi. Rabbim oraya girmeyi boş ver. He? Rabbim kokusunu bile duyurmasın bizlere. Sesini bile duyurmasın bizlere. Rabbim direkt cennete gidenlerden eylesin. İşte bu cehennem he o sırat köprüsünün demek ki efendim altında. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla yani ne yapmak lazım? Düşünmek lazım. Ona göre hareket etmek lazım. Eğer nefsimizi dizginleyemiyorsak, nefsimizde bir tembellik var, gevşeklik var, ibadetlere karşı bir efendim gayretsizlik var. He? Yani mumun ateşine dayanabiliyor muyuz acaba? Mumun alevine bile dayanamayan insan şu cehenneme nasıl dayanacak? He? Sen boş ver, alevi de bir kenara bırak. Yani insanın üzerine, eline, ayağına, değil mi? Kaynar su dökülse. Kaynar su, bak alev yok, ateş yok. He? Ama alevde kaynayan su bile dökülse, değil mi? İnsan ona bile dayanamıyor. Öyleyse madem dayanamayız, madem aciziz, öyleyse acziyetimizi bilmeli, Boynumuzu bükmeli, Rabbimizin emirlerine itaat etmeliyiz kıymetli kardeşlerim. Bakın efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadis-i şerifte yine cehennemin vasıflarıyla alakalı bahsederken buyurdu ki Nâru kümülleti tuqidûne cüz'ün min seb'ine cüz'en İnsanoğlunun yakıp faydalandığı, sizin bu yakıp faydalandığınız ateş, cehennem ateşinin efendim yetmiş cüzünden bir cüzdür. Kalü dediler, Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu deyince cüz'en minnari cehennem. Cehennemin yetmiş cüzünden bir cüzü ne yapılmış? Dünyaya gönderilmiş. Kalü dediler vallahi inkânetle kafiyeten dediler ki bu ateş şu dünya ateşi bile adab için yeterliydi dediler. Hakikaten öyle değil mi? Çünkü ilk baştan efendim, e, çünkü dünyada ateş lazım olacak. Yemek pişirecek, su ısıtılacak. He? Ateş lazım olacak yani soğuktan korunmak için vesaire, cehennemden ne yapıldı? Bir miktar ateş dünyaya indirildi. O ateş yeryüzüne koyulur koyulmaz, sanki ateş adeta pamuğa koyulmuş gibi o arzı, küreği yaktı, deldi, geçti. Yani cehennemin ateşi o kadar hararetli ki, sıcağı o kadar şiddetli ki, arz, yer o ateşi ne yapamıyor? tutamıyor. Yaktı geçti, deldi geçti. O zaman ne oldu? O ateş bir miktar soğutuldu. Yani bir sudan geçirildi diyelim. Bir miktar soğutuldu, tekrar indirildi fakat efendim arz, yer küre o ateşi yine tutamadı. Öyle şiddetli, efendim dehşetli bir sıcağı harareti var. İşte bu efendim 69 defa soğutuldu. Yani cehennem ateşinin şiddeti 69 defa soğutuldu bir soğutma daha yapılsa, belki bir daha sudan geçirilse ne, ne yapacak? Sönecek. İşte o ateş dünyaya gönderildi. İşte o ateş bu ateş. Onun için ateş ne kadar hararetli de olsa, değil mi? Su döktüğün zaman ne yapıyor? Efendim söndürebiliyorsun. Yani bir kıt geride olsa, bir gömlek geride olsa, bir soğutma daha yapılmamış olsa, bir derece daha belki efendim söndürmek ateşi mümkün olmayacak. İşte sahabe-i kiramın dediği yani cehennem ateşini boş ver. Ya Resulallah şu dünyada kullandığımız ateş bile azab için yeterdi. Yetmez mi? Değil mi? Yani cehennemde şu ateşle bile azab edilecek olsa Allah muhafaza ki bu ateş de yani 90 santigratta su kaynıyor ama öyle efendim e, kullanılan yerler var ki ateşi. Yani bin derece, 2000 bin derece belki çelik su haline geliyor demir eriyor böyle akıyor gidiyor yani. Ya dolayısıyla bu alaba dayanılmaz. Onun için bunları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem niye beyan ediyor? Evet bir cennet var. Mevla'nın mükafat efendim yeri olarak sevdiği kullarına, itaat eden kullarına Mevla bir cennet hazırlamış güzel bir adres var ama bir de böyle bir adres var. Bir de cehennem var. Yani dünyadan çıktığın zaman, dünya kapısından çıktığın zaman demek iki tane adres var. Ya cennet var ya da cehennem var. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için işte bu cehennem alabından efendim korkacak mıyız? Ürkecek miyiz? Dayanamayız mı diyeceğiz? Ne yapacaksak yapalım. Kesinlikle bu adrese uğramamak için ne geliyorsa elimizden yapacağız inşallah. Rabbim Celle Celaluhu her birlerimizi cennet ehlinin amellerini kolaylıkla yapabilmeye muvaffak eylesin. Her birlerimize Rabbim Celle Celaluhu ibadetin tadını, imanın halavetini bizlere ihsan eylesin, ikram eylesin. Ha şunu da arz edelim. Mesela hani efendim cehennemden ateş alındı dünyaya getirildi ya. He? Yani o 70 yüzünden bir yüz bu kadar soğutuldu. Ne olacak peki daha sonra bu ateş? Bu ateşi Mevla tekrar ne yapacak? Cehenneme iade edecek. İşte ateş ne diyor biliyor musun? He, Ve innehâ letes'elullâhe teâlâ. Elle yuğidha fi nari alaakhirah. İşte bu dünya ateşi cehennem ateşine iade edilmemeyi Allah'tan istiyor. Ya Rabbi ne olur beni diyor. Ne olur beni o ateşe tekrar döndürme ya Rabbi diyor. Beni tekrar o ateşe yade etme diyor. Görüyor musun? Ateşe bak. Aklı yok, fikri yok. Kendisi de yanıcı bir şey. Harareti olan, yakan, yıkan bir şey. Ama o bile cehennem ateşinden Allah'a böylesine sığınıyorsa, aklı olan, fikri olan, aciz olan, kesinlikle dayanamayacak olan biz insanoğlu bizi cehenneme atmasın diye acaba cehennemden Allah'a sığınıyor muyuz? İşte bol bol sığınmalı he hem dualarımızla hem de efendim amelimizle icraatımızla yaptıklarımızla kesinlikle cenneti efendim cehennemi istemediğimizi o yolun adamı olmadığımızı biz cennet ehlinin yaptığı amelleri yaparak Rabbi'mize de böylece efendim adeta ispat etmeliyiz kıymetli kardeşlerim demek ki sırat hakikaten acayip bir yer. Büyükler derler ki, ahirette başka bir azap olmasa bile sırat köprüsü yeter. Ya, hani başka hiçbir azap olmasa? Ya şu sırat köprüsü azap olarak yeter diyorlar yani. Oradaki hengameyi düşünebiliyor musun? Sırat köprüsünün üzerindesin, dikenler var, çengeller var. O çengellerin, dikenlerin büyüklüğünü Allah bilir. He, artık kaç bin kişiyi efendim, yakalayıp kapıp cehenneme atabilmesi efendim o e, kabiliyetini, büyüklüğünü onu Allah bilir. Ama bunlar var. Zebaniler var. Sorgular, sualler var. He? Nerede takıldın? Nerede eksik var? Nerede noksan var? Namazda mı var? Oruçta mı var? Hacda mı var? Zekatta mı var? Nerede varsa. Yani orada demek ki işte o eksik giderilesiye kadar eğer bir günah işlendiyse daldırılıp çıkarılıncaya kadar orada demek ki beklemek lazım. Ha, demek daldırıp çıkarmalar var. Eğer dünyada ne buyuruldu biliyor musun? Eğer bir kul dünyada istikamet üzere devam ederse, hidayet üzere sebat ederse, sıratta da sonuna kadar sebat eder. Ama dünyada zikzak çoksa, he? Ahirette de zikzak çok olur. Çok daldırıp çıkarırlar Allah muhafaza. Yani sohbete de geliyor, kahveye de gidiyor. Kur'an da okuyor, şarkı türkü de söylüyor. He? namazını da kılıyor, faiz de yiyor. Mesela, e şimdi ne olacak? Zikzak çok olunca, isyanlara dalmaklar olunca, yanlış adreslerde bulunmaklar olunca dünyada o zaman daldırıp çıkarmaklar da çok olabilir Allah muhafaza. Onun için dünyadayken sırat-ı müstakim üzere ne kadar sabredersek işte sırat köprüsünde de o kadar sabredeceğiz kıymetli kardeşlerim. Tabii büyükler bunun endişesine taşımışlar. Yani onlar hakikaten ahireti hiç unutmamışlar ya. He? Ahireti hiç unutmamışlar. Çünkü önlerinde. Çünkü her geçen saniye, her geçen gün ne yapıyorlar? Ecele, kabre, mahşere, işte o efendim hesaba kitaba, o acayip efendim tablolara daha çok yaklaşıyorsun. O dehşetli sarp geçitlere daha çok yaklaşıyorsun. Akıllı insan budur. Firaset ehli insan budur. İleri görebilendir. İleri derken ötelerin de ötesini görebilmek zaten Allahu Teala beyan etmiş. Bunların olacağını biliyoruz, iman etmişiz. Öyleyse tedbirimizi de ne yapmak lazım? Almak lazım. İşte büyükler oranın derdiyle dertlenmişler. Dertleri o olunca da Allah dertlerine derman tabii ki bulmuş. Ve efendim ne güzel yaşamışlar, tarihlere isimlerini yazdırmışlar, dünyaya efendim ee, dünyada iz bırakmışlar, güzel izler bırakmışlar. Baki kalan kubbede hoş bir sadaymış. Ya ne hoş sadalar bırakmışlar. İşte Ömer İbni Abdülaziz onlardan bir tanesi. Hazreti Ömer radıyallahu torunudur. Beşinci halifedir diyen de vardır. Hazreti Ömer radıyallahu gibi o da adil ve adaletin güneşi olan bir insandır. Ve tabii Allah'tan çok korkan bir şahsiyet. Böyle bir devlet reisi. Bakın bir gün Ömer İbni Abdülaziz'in yanındaki hizmetçisi, bir gün efendim geliyor diyor ki, efendim acayip bir rüya gördüm diyor. Terkan içerisinde kalktım. Ne gördün? Ne gördün sen rüyanda? Rüyamda gördüm ki mahşer arazisi kurulmuş, cehennem üzerine sırat köprüsü gerilmiş ve insanlar oradan geçiyorlar, geçemiyorlar, yuvarlanan var, düşen var, geçen var. Baktım diyor, bir müddet sonra Abdülmelik bin Mervan getirildi diyor. Ömer İbni Abdülaziz'den birkaç önceki devlet reisi, halife o da. Rüyamda onu gördüm diyor. Baktım onu getirdiler. Abdülmelik bin Mervan sırata geldi. Biraz yürüdü, ilerledi. Ayağa kaydı diyor, düştü diyor. Ömer İbni Abdülaziz boncuk boncuk terliyor. Hem dinliyor hem de o dehşet efendim dehşetli manzarayı adeta tahayyül ediyor. Adeta yaşıyor. Sonra ne oldu diyor. Sonra ne gördün? Efendim sonra baktım diyor. Velid bin Abdülmelik getirildi diyor. O da ondan sonraki halifeydi. Velid bin, Abdül, bin Abdülmelik getirildi. O da diyor sırata geldi ama o da ilerleyemedi. O da yuvarlandı düştü diyor. Ardından diyor Süleyman bin Abdülmelik getirildi diyor. Fakat diyor o da diyor Sırat Köprüsü'nü geçemedi. O da yuvarlandı diyor. Ömer İbni Abdülaziz tabii kendinden önce geçen halifelerin efendim, durumlarını rüyasında gören hizmetçisinden dinlediği zaman tabii yutkundu, terkan içerisinde kaldı, gözleri açıldı. O manzarayı demek ki adeta yaşıyor. Çünkü Ömer İbni Abdülaziz de öyle bir zatın torunu ki He? Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh biliyorsunuz devesiyle giderken orada birisi Kur'an okuyor. Ve şu ayete geldi Esnaf-ı Billah. İnne azâbe Muhakkak Rabbinin azabı vakı olacak. İşte bu ayete gelince he? Hazreti Ömer radıyallahu anh dayanamadı. Allah dedi düştü bayıldı. Yani kalbi böylesine efendim, kalbinde rikkat olan, kalbi yumuşak olan, hissiyatlı Duygusal ve Allah'tan böylesine korkan, ahirete de böylesine iman eden kimseler. Ve Ömer İbni Abdülaziz, işte Hazreti Ömer'in torunu. Ve işte hizmetçi dedi ki, efendim sonra dedi seni getirdiler dedi. Seni getirdiler deyince Hazreti Ömer, e, affen Ömer İbni Abdülaziz, Allah dedi ve düştü bayıldı. Efendim siz sağ salim sıratı geçtiniz dedi. Geçti dedi ama mübarek sen söyledin zaten bayıldı yani. Görüyor musun? Acaba bende mi yuvarlandım? He? Yani görüyor musun? Bir neticede rüya. Nasıl tevil edersen öyledir yani. Ama he? O anı adeta yaşıyor. Gerçi o da rüyasında ne görmüş? Sıratı sağ salim geçtiğini görmüş. Onun için büyükler ne yaptılar? Bu meseleleri çok ciddiye aldılar. Yani İnanıyor muyuz biz ölüme? İnanıyoruz. Ölüme zaten herkes ister inan ister inanma. İnanmasa da adam inanmaya inanmaya ölür gider yani. Öldükten sonra dirilmeye inanıyor muyuz? Evet. Mahşere inanıyor muyuz? Evet. He? Mizan var mı? Hesap var mı? Kitap var mı? Sırat var mı? Cennet, cehennem var mı? Evet. Madem var, işte ona göre yaşayacağız. Yani nasıl inanıyorsak öyle yaşayacağız. Çünkü hani meşhur bir söz vardır. İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanmaya başlarsın. İnandığın gibi yaşamazsan inancın dışında bir hayat sürüyorsun demektir. Bu sefer efendim böyle bir hayatı yaşaya yaşaya bu sefer ona inanmaya başlarsın. Doğru yaptığını zannedersin. Seni uyardıkları zaman, ikaz ettikleri zaman ya öyle o, efendim doğru olan şudur böyle yapmamalı, etmemeli, Allah bunu yasak etti, kitap şöyle diyor, sünnet böyle diyor. Hiç oralı bile olmaz insan çünkü artık yaşadığı gibi inanmaya başlamıştır. Yani bugün böyle olması gerekiyor kardeşim. Hangi devirdeyiz, hangi çağdayız diye felsefe yaparak Allah muhafaza efendim, o cehennem adresinin efendim, yolcusu olur gider Allah muhafaza. Hangi devirdeyiz, hangi çağda yaşıyoruz, hangi çağda yaşarsan yaşa. He? Rabbin Allah değil mi? Kitabın Kur'an değil mi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam değil mi? Ne değişmiş? Değişen ne? Dünya değişti mi? Aynı dünyada yaşıyorsun. Hava aynı, su aynı, güneş aynı. Değişen ne? Değişen ne biliyor musun? Keyifler değişmiş, zevkler değişmiş, hobiler, fobiler değişmiş. Herkes, efendim, Abdullah iken, Maalesef Abdün Nefs olmuş Allah'ın kulu olmaktan nefsinin kulu maalesef olmaya geçilmiş. Dolayısıyla inançlar zayıflıyor, şuur azalıyor. Var mı var biliyorsun, hesap var mı evet. Allah görüyor mu evet ama sanki Allah görmüyor gibi, ahiret yok gibi, cennet cehennem yok gibi, hesap görülmeyecek gibi yaşıyoruz. Tabii sözün meclisten dışarı. Ama böyle bir genelde böyle bir durum var maalesef. İşte büyükler bu işleri ciddiye alıyorlar, önemsiyorlar. Biz de öyle olmalıyız. İşte onların hayatları bizlere ne olmalı? Ders olmalı, ibret tablosu olmalı. Evet kıymetli kardeşlerim. Ataşüllemi Hazretlerine dediler. Canın bir şey istiyor mu? Dediler. O da ne dedi biliyor musun? Cehennem korkusu bende iştah bırakmadı diyor. Cehennem korkusu? He? Ben de iştah bırakmadı diyor. Allah Allah. İşte bu endişeler, bu korkular sebebiyle acaba orada ne olacak? Cevap verebilecek miyim? Şimdi onu derken de ne yapıyor? Namazını dört dörtlük kılıyor. İbadetini dört dörtlük yapıyor. Haramlara bulaşmıyor. Yani o demek oradaki endişe. He? Yani orada o efendim, tevkif yerlerinde namazdan sorulacak. Öyleyse namazı tam kılayım. İmandan sorulacak. Öylece iman öyleyse imanımı bir tavsiye edeyim. Ehl-i Sünnet akidesinde miyim, değil miyim? He? Bu devrin din hırsızları imanımı çalmasın diye gayret etmek lazım. Ehl-i Sünnet dışı dağal fırkaların borozanlığını yapanlar, onlara kulak tıkamak lazım, dinlememek lazım. Ya Çünkü orada sorulacak, eksik noksan varsa ilerleyemiyorsun. Kimse sana yardım etmiyor, destek olmuyor. وَلَا تَجْرُوا وَاَجْرَةُ وِزْرَ اُخْرَىٰهِ Hiçbir kimse kimsenin günahını yüklenmeyecek. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla işte o endişeler sebebiyle yani dünya zevklerinden vazgeçmişler. He? Müba olan zevkleri bile terk etmişler ya. Ama bize gelince bizde o endişe var mı? O korku var mı? Sen boş ver ahireti Dünya meşgalesinden ölüm bile aklımıza gelmiyor. Nerede kalmış ahiret? Hazreti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu. Ekfuruz zikra lezzat lezzetleri kesen ölümü çok hatırlayın. Çok hatırlayın ölümü. Çünkü ölümü hatırlamak ne yapar biliyor musun? İhtirasları törpüler. Haramı olan meyli giderir. Dünya sevgisini efendim azaltır. Ahirete hazırlığı artırır. Ya öyle ya. Ölüme hazırlıklı olan bir adam. Ölümü düşünen adam. Biraz daha mülayim olmaz mı? Sakin olmaz mı? He? İnsanları kırmaz. insanları incitmez. Çalmaz, çırpmaz. Ona buna sataşmaz. Ölüm var der çünkü. Ölüm var. Üç günlük dünya. Evet kıymetli kardeş. Üç günlük dünya. Dün, bugün, yarın. Dün geçti. He? Yarın meçhul. Şu anda bugün var. İçerisinde bulunduğumuz an var. İşte bu anı iyi değerlendirmek lazım. Evet kıymetli kardeşlerim. Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bir ayeti kerimede buyurdu. Estağfirullah. Ve in minkum illa veriduha kana ala rabbika khatmen maqdiya. Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa oraya cehenneme uğrayacak. Evet. Kan ala rabbike hatmen makdiyya. Bu Rabbinin kati olarak aldığı bir hükümdür. Kesin bir hüküm yani. Herkes demek ne yapacak? Cehenneme uğrayacak. Peki hala bu nasıl oluyor? Hani dua ediyoruz ya, Ya Rabbi oraya uğramadan, direkt cennete gidenlerden olmak için. E, peygamberler var, Mevla'nın dostları var, sahabe-i kiram var mesela. E, peki hala yani cehenneme uğramadan efendim kimse gidemeyecek demek ne demek derseniz ehli sünnet alimleri de diyorlar ki efendim bunu şöyle tefsir ettiler yani herkes cehenneme uğrayacak yani sırat üzerine uğrayacak ile tefsir ettiler çünkü sırat köprüsü nerede cehennemin üzerine kurulmuş madem cehennemin üzerine kuruldu işte oradan o köprüden geçen sanki ne olmuş oluyor? Cehenneme uğramış oluyor. Tabii yine de böyle olmasına rağmen büyük zatlar bunun endişesini taşıdılar. Mesela İbn Meşere rahmetullahi aleyh diyor ki: Ölüm döşeğindeyken şöyle bir iç çekti. Keşke dedi anam beni doğurmasaymış dedi. Anası da hemen yanı başında. Evladım niçin öyle dedin? Allah sana iman nasip etmiş, İslam nasip etmiş, ilim nasip etmiş, irfan nasip etmiş. Yani sen kötü bir yolda değilsin ki. Herkes burada, efendim kime sorarsan sor, senin hakkında herkes ne yapacak? İyiliğine şahitlik yapacak, imanına şahitlik yapacak. Yani niye böyle, efendim keşke anam beni doğurmayaydı diyorsun. Dedi ki, ana şu ayet ve imin kümilla veri duhakan ala Rabbi kahat men Sizden hiçbir kimse yok yani müstesna olmamak üzere illa cehenneme uğrayacak. Bu ayet var mı? Var. Yani benim cehenneme uğrayacağım hakkında ayet var ama oradan çıkacağım hakkında böyle bir nas yok. Onun için, onun için endişem var, onun için tedirginim diyor. İşte olaylara böyle bakıp, bu pencereden bakıp, Dünya hayatını ona göre tanzim ederek şu üç günlük dünyayı efendim, en güzel şekilde Allah'a kul olarak yaşamışlar. Kulluklarını yapmışlar ve aslanlar gibi efendim ahirete irtial etmişler. İşte biz de onların hayatlarını bile anlatırken adeta ağzımız tatlanıyor, ağzımız ballanıyor. Onlar geçtiler, onlar imtihanlarını verdiler ve onlar kazandılar. Şu anda imtihan sırası bizde. Rabbim bizlere de kazanmak nasip eylesin. Şu dünyanın şatafatına, he, illüzyonuna, sihirine, büyüsüne aldanmadan. Çünkü ne buyuruldu? Dünya, dünya Harut ve Marut'tan daha büyük sihirbazdır. Bir sihir yapar, bir illüzyon yapar, bir göz bağcılığı yapar, ahireti görmesin, he, dünyayı kazanayım da ne olursa olsun diyebilir insan. Evet, onun için Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi gafletten muhafaza buyursun. He, ahiretine şu dünyadan en güzel şekilde hazırlanıp ahiret azıklarımızı şu dünyadan tedarik edebilmek Rabbim cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim konumuza inşallah devam edeceğiz ama kısa bir ara aranın ardından burada olacağız inşallah. ...devam ediyorduk. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde Hafsa Anamızın evindeyken işte bu e, Sırat Köprüsü ile alakalı konular açıldığı zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Bedir ve efendim e, Hudeybiye'de bulunan hiç kimseyi cehennem ateşi yakmayacak buyurdu. Yani Bedir Savaşı'na katılanlar ve Hudeybiye Barış Anlaşması'nda o ağacın altında biat ettikleri zaman hani 1400 kişi vardı ya Hudeybiye'de onlara cehennem ateşi dokunmayacak dediği zaman Tabii e, Hafsa annemiz hemen tabii bunu duyunca bakın şimdi hemen nereyle bağlantı kuruyor. Dedi ki ya Resulallah Kur'an-ı Kerim'de allah Teala buyurmuyor mu ki Estağfirullah ve in minküm ala rabbike Yani sizden oraya girmeyecek kimse yok. hani herkes girecek. Ayet böyle buyuruyor. Fakat siz efendim, Bedir ve Hudeybiye ehli oraya girmeyecek diyorsunuz. Deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı bu sefer? Ayeti e bir sonraki ayeti okudu ve buyurdu es-samedillah Tüm menune cilleli takav ve nezeru zalimine fi Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve nezeru zalimine fi zalimleri ise orada diz üstü düşmüş bir halde bırakacağız. Allah Teala böyle buyuruyor. Ha demek ki Evet Sırat Köprüsü'nden geçerken tabii ki herkes ne yapmış oluyor? Bir manada cehennemden de geçmiş oluyor. Çünkü Sırat Köprüsü cehennemin üzerine kurulduğu için he, zalimler orada dizüstü çöküp kalacak, oradan yuvarlanacaklar ve cehenneme düşecekler ve yanacaklar. Allah muhafaza. Dolayısıyla ama ne buyuruyor Mevla? Efendim takva sahiplerini kurtaracağız. Haramlardan sakınanlar, Allah'a güzel kulluk yapanlar, emirlere riayet edenler, haramlardan kaçanlar, yani Allah'a itaat edenler, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunda yürüyenler, Müslümanım diyor, ne güzel, Müslümanca yaşayanlar, işte Mevla ne yapacak? Onları kurtaracak. Demek Allah-u Teala insanları amelleri ölçüsünde takvasına göre ne yapacak, kurtaracak. Demek o sıratı geçerken herkes derecesine göre, yani ilimdeki manevi derecesi neyse, ilimdeki, ameldeki, efendim takvadaki he, derecesine göre Allah'ın Teala ne yapacak? Efendim insanları e, o sırattan geçirecek. Bazıları ne, nasıl geçecek? Şimşek gibi geçecek. Şimşek gibi. Yani demiş şimşek çaktı zaman. Bir çakıyor gözden kayboluyor. Yani öyle bir hızlı geçiyor ki hani bir görüyorsun tamam kayboluyor karşıda. İşte böyle kullar var. Allah'ın böyle dostları var. Sıratı böyle şimşek gibi geçecek olanlar var. Rabbim bizleri de o zümreye ilhak eylesin. Sıratı şimşek gibi geçmek için şu dünya hayatında ne yapmamız gerekiyorsa Rabbim onları yapabilmeye bizleri muvaffak eylesin inşallah. Demek ki o sırat köprüsünü he kimisi şimşek gibi geçecek, kimisi rüzgar gibi geçecek, efendim kimisi koşan bir at gibi o süratte geçecek. Ama kimisi de efendim Allah muhafaza emekleyerek geçecek. Yani onun efendim artık ne kadar süreceğini sen düşün. Herkes aynı anda yola çıkıyor ama hesaplar, kitaplar, sorgular, sualler, eksikler, noksanlara göre takılan, düşen, yuvarlanan, cezasını çeken ama bir taraftan da eksik noksan yok. Varsa da tevbe etmiş, hepsini düzeltmiş, şimşek gibi geçiyor. Evet, orada öyle bir efendim dehşetli bir geçit var, sarp bir geçit var kıymetli kardeşlerim. İşte oraları nasıl kolay geçmek lazım? Yani sıratı efendim kolay geçmemize vesile olacak neler var? Mesela ne var? Sadakayı güzel yapan sıratı kolay geçer buyuruluyor. Sadaka verecek, infakta bulunacak ve infakı güzel yapan yani infakta bulundu, yardım etti ama kafasına kalkmıyor, eziyet etmiyor. Ya ben olmasam sen ne yapacaktın falan. Efendim çok e, zor durumlara düşerdin. İşte ben seni kurtardım, ben destek oldum, ben verdim, ben yaptım. Yani adamı ne yapıyorsun? Bezdiriyorsun, ikra ettiriyorsun. Yani keşke vermeyeydin de şu lafı da söylemeyeydin. Efendim diyecek hale getiriyorsun mesela. Çünkü evet infak etmek lazım, hayır yapmak lazım ama başa da kalkmamak lazım. Dolayısıyla sadakayı güzel yapan sıratı kolay geçer deniyor. Çünkü burada vermiş olduğun sadaka ne olacak? Karşına çıkacak. Kimsenin kimseye menfaat vermediği günde bu dünyada yapılan infaklar, he, tasadduklar cehenneme kalkan olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın ahiret manzaralarını bize anlatırken bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu. مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ Sizden hiçbir kimse yoktur ki kıyamet günü Allah onunla konuşmuş olmasın. Hem de leyse beynehu ve beynehu turcuman onlar arasında da tercüman da yoktur. Tercüman olmadı halde demek ki Mevla konuşacak mahkemenin efendim, sahibi, ahkemül hakimin olan, hakimlerin hakimi olan Allah, ona hesap verilecek. İşte o kıyamet manzaralarını Efendim sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor ve diyor ki فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا yara اِلَّا مَا Kul sağına bakar. Yani bir çaresizlik var. Öyle ya şimdi yani efendim bir yere gittiğin zaman bile seni karşılayan biri oldu mu? Bir rehber oldu mu? Hemen ne yapıyor? Seni alıyor gideceğin yere götürüyor yani. E şimdi geldin orada baktın ahiret herkes kendi derdinde. Bir hengame var. Bir kargaşa, bir karmaşa var. Yani neye tutunabilirim? Nereden yardım görebilirim? Ne yapacağım? Ne edeceğim? Yani bir sahne bakıyorsun. Ama ne görüyorsun? Sağında efendim daha önce gönderdiğinden başka bir şey bulamıyor. Daha önce gönderdiği, işte dünyada yaptığı, dünyada infak ettiği, tasaddukta bulunduğu. Hani efendim yardım toplayanlar derler ya, ne verirsen elinle, o gelir seninle. Sağına bakar. Daha önceden efendim gönderdiğinden başkasını bulamaz. Ve yanzuru <laughs> eş ememinhu fe yara illa ma kaddeme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Soluna bakar. Yine daha önce gönderdiğinden başka bir şey göremez ve beyne beyneydehi fela yara illa nar tilqa ve ne yapar? önüne bakar önüne bakar ki cehennemi görür he yani nereye bakarsan bak dünyada ne yaptıysan ne gönderdiysen onu görüyorsun ve karşında ne var hani bir şey yoksa bir şey göndermediysen tutunacak bir dalın yoktur demektir. Seni kurtaracak bir desteği yoktur demektir. Karşında cehennem var. Adeta alevi geliyor, neredeyse yüzünü yalayacak. Önünde cehennem, karşında ne yapacaksın? İşte Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. فَتَّقُ النَّارِ وَلَوْ بِشِقِّ temra. Bu durumda yarım hurmayla da olsa cehennemden sakının diyor. Yani cehennemden korunun. Velev ki yarım hurmayla da olsa. Böyle bir durum var karşımızda. Yarım bir hurma bile olsa, he infak ettiysen, Allah için verdiysen demek ahirette o kurtaracak ya. Gelecek cehennemle arana perde olacak. Engel olacak seni yakmasına, he yüzünü efendim yalamasına o ateşin alevin o dünyada yapılan infak demek ki efendim e, kurtaracak demektir. İşte bakın kıymetli kardeşlerim. Ne yaparsak, dünyadayken ne gönderirsek ancak onu bulabiliyoruz. Kimseden bir destek yok. Kimseden bir yardım yok. Herkes kendi derdinde zaten. Herkes kendi paçasını kurtarmaya çalışıyor. Dedik ya, orası önce can, sonra can, sonra yine can. Orada canan yok. Onun için oraya hazırlanalım. İşte allah Teala efendim bizlere ne yapıyor? Ahiret manzaralarını beyan ediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize açıklıyor ki orada bu zorluklara düçar olmayalım. Bak emekleyerek gidecek olan da var, düşecek olan da var Sırat Köprüsü'nden ama şimşek gibi geçecek olan da var. Biz niye onlardan olmayalım? Biz niye böyle geçecek olan kimselerden olmayalım? Elimizde he, can tendeyken, gözümüz görüyorken, elimiz tutuyorken, aklımız yerindeyken işte bunları anlayalım, idrak edelim ve ona göre yaşamaya gayret edelim kıymetli kardeşlerim. En zor günümüzde demek ki şu dünya hayatında yapmış olduğumuz infaklar bize ne yapacak? Kurtarıcı olacak. Bakın bir ayet-i kerimede Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu. Es bile ve enfiku li Kendi hayrınıza, iyiliğinize olmak üzere infakta bulunun. Yani infakta bulunuyorsun ya kendi iyiliğin için yapıyorsun. Ama ve men şu fe Ha kim nefsinin cimriliğinden korunursa yani cimrilik kuyunu bırakırsa cömert olursa, infak ederse فَاُولَا كَوْمُ muflihun işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluşa erenler nefsinin cimriliğinden kurtulup kendi nefsinin hayrı için, iyiliği için infak edenler. Onun için alıştırmamız lazım kendimizi. Vermeye alıştırmamız lazım. Herkesin etrafında muhtaçlar vardır fakir fukara illa vardır. Bütün dünyayı doyuramazsın elbette yani. Devlet değilsin ama. He? Yani efendim etrafındaki bir yetimi, bir fakiri, bir yoksulu ihtiyacını ne yapabilirsin? Giderebilirsin. Yarım hurma bile olsa, yani bir lira bile olsa diyelim. He? Ne yapmak lazım? Vermek lazım ya. O bile ahirette karşına çıkacak ya. Ya. Evet, e bu dünyada bile yani markete giriyorsun. Ilaveten bir de poşet alıyorsan parasını veriyorsun. Vermeden poşeti artık alamıyorsun. Mesela değil mi şimdi? 250 kuruş vermeden. E yoksa cık, mahcup oluyorsun yani. Neyse poşet kalsın mı diyorsun? Belki de öyle diyorsun. İşte ahirette o bile ne yapacak? Bizi kurtaracak. Ya yani bir poşet bile birkaç şey taşıman için sana yardım ediyor bak. E, ahirette ne olacak? He? Her şeyi buradan göndermemiz lazım bizi kurtaracak olan şu yaptığımız ameller, anlattıklarımız, dinlediklerimiz, yaşadıklarımız, okuduklarımız, he, ahirette hep hep karşımıza çıkacak. Evet kıymetli kardeşlerim, sohbet meclisinde bulunuyorsun, karşına çıkacak ama kahvede, meyhanede, pavyonda, gazinoda neredeyse o da karşına çıkacak. Kur'an okuduğunda karşına çıkacak, şarkı söylediğinde karşına çıkacak. Ya Allah için verdiğinde çıkacak, çaldığın, çırttığın Efendim, e, gasp ettiğinde çıkacak. Karşına çıkacak bunlar yani. Onun için zor da gelse, nefis zorlansa da he işimize gelse de gelmese de çünkü aklımızla biliyoruz ki işte idrak etmek lazım. Anlamak lazım. Nefis belki tembel ama ahirette senin bu tembelliğin yüzünden ben o sıkıntılara düşar olamam. Ben o sıkıntıları efendim göze alamam deyip ne yapmak lazım? Efendim Mevla ne buyurdu, ne duyurduysa onu yapmak lazım. Evet, vermeye alışmak lazım. Cömertliğe alışmak lazım. Zira bakın dön dolaş iş nerelere geliyor yani. Aynı zamanda sıratı da kolay geçmeye bir vesile oluyor. Denilir ki cömertlik kökü cennette olan bir ağaçtır. Ona tutunanı cennete götürür. Nasıl bir huy görüyor musun? Yani Allah sana cömertlik verdiyse çok büyük bir nimet. Kökü cennette olan bir ağaç. Ona tutunanı ne yapar oraya götürür. Ama diğer taraftan cimrilik de kökü cehennemde olan bir ağaç. He? Kökü cehennemde kim o ağaca tutunursa onu da ne yapacak? Allah muhafaza cehenneme götürecek. Demek cimrilik ne kadar büyük bir bela görüyor musunuz? Zaten Allah dostlarının en büyük özelliklerinden bir tanesi de nedir? Cömert olmaları. Rabbim bizleri de cömertlerden eylesin. Cimrilik gibi Efendim bir takım kötü huylarımız varsa da o kötü huylardan da bizleri halas eylesin inşallahurrahman. Demek cömertlik yapan kendi hayrına, kendi lehine, kendi menfaatine cömertlik yapmış oluyor. Sen şimdi verdiği zaman e zaten kökü cennette olan bir ağaç ona yapışmış oluyorsun. Veya işte hayır yaptığı zaman e zaten ne yapıyorsun? Kendi hayrına yapmış oluyorsun. Seni ahirette ne yapacak? Ateşten koruyacak. Seni ateşten koruyacak. Sağına bakıyorsun, ne gönderdiysen o var. Soluna bakıyorsan ne gönderdiysen o var. Önüne bakıyorsun, cehennem var. Eğer sağında solunda gönderdiğin bir şey yoksa, hiçbir şey göndermemişsen, infak etmemişsen, e karşında ateş var, arada da engel yok, seni koruyacak hiçbir şey yok. Ne olacak? Ha işte. Yani veriyorsan da kendine, vermiyorsan da gene kendine. Bakın başka bir ayet-i kerimede Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurdu ile. entum ha ulai tud'amne li fi İşte sizler Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Feminkum men yebhal. İçinizden kiminiz cimrilik ediyor? İçinizden kiminiz He? Yani Mevla Allah yolunda infak için davet ediyor. Ama içinizden kiminiz cimrilik ediyorsunuz? Ve men fe innema yebgalu an ama her kim cimrilik ederse bilsin ki kendi zararına cimrilik etmiş olur. Yani Mevla infak edin derken he karşılığını verecek. Onun karşılığında cenneti Mevla lütfedecek. Sıratı geçmeyi kolaylaştıracak. Cehennem ateşinden koruyacak. Yani verdiğimiz as ne yapıyor? Aslında bize dönüyor. Bizim fidye necatımız oluyor. Ahirette, he? geçen sohbetimizde efendim, bir ayet okumuştuk. Ne buyurulmuştu? Diyor ki ya Rabbi bütün insanların hepsini yak ama beni yakma ya Rabbi. Yani kurtulmalık akçesi olarak elinden gelse bütün insanların yanmasını isteyecek. İşte ahirette böyle bir tablo var önümüzde. Böyle bir hadiseler yaşanacak, cereyan edecek. Ahirette elinde olmayan şey konuşuyorsun. Ama bu dünyada elinde. O cehennemden kurtulmalık akçesini, fidyesini, fidyeyi necatı işte bu dünyadan verebilirsin yani. Verdiğin her sadaka öyle. Yaptığın her yardım öyle. Evet kıymetli kardeşlerim. Allah'ın kullarına yapılan yardım, Allah için yapılan yardım Mevla'ya yapılmış gibi kabul ediyor Mevla Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri. Şeytana sormuşlar. En çok kimi seviyorsun demişler. Demiş ki en çok sevdiğim kim biliyor musunuz? Cimri mümini çok seviyorum. Şaşırmışlar. Allah Allah. Yani sen mümini sevmezsin ama nasıl oluyor da seviyorum diyorsun? Mümin olduğu için değil diyor. Cimri olduğu için seviyorum diyor. Evet iman etmiş mümin ama nasıl inanmışsa vermiyor. He, nasıl bir imana sahipse ahirette karşılığını alacağını bildiği halde tasaddukta bulunmuyor. Cimri, ümid ediyorum ki o cimrilik onu cennet yolundan saptırabilir diyor. Onun için cimri mümini çok seviyorum diyor. Peki dediler, en sevmediğin kim? En sevmediğim kimse de diyor cömert fası hiç sevmem. Dediler ki fası sen seversin yani fasık. Yani günahı aşikara işlemekten çekinmeyen birisi. Yani aşikara günah işleyebiliyor yani. E sen böyle adamı seversin ama niye sevmiyorum diyorsun? Ben diyor onu fasık olduğundan değil, cömert olduğu için sevmiyorum. Bu cömertlik var ya bu cömertlik. He? Korkarım ki o fasığı o cömertlik o verdiği infak ettiği kolundan tutar da cennet yoluna efendim sürükler ve kötü yoldan uzaklaştırır cennet ehlinin amellerini yapmaya teşvik eder diye korkuyorum da onun için diyor. Evet bu cömertlik acayip bir şey hakikaten. Ya şeytan bile cömert adamı fasık bile olsa sevmiyor. Hele bir de fasık değilse, hele bir de kamil bir mümin ise İslam'ı yaşayan bir Müslümansa, bir de cömertse şeytanın en büyük düşmanı. Şeytanın en büyük düşmanı kim? Allah'ın en büyük dostu demektir yani. Şeytana düşmanlık Allah katında kıymet kazandırır adama. Demek ki bu cömertlik veya cimrilik demek çok önemli. Ahirette çok dengeleri demek ki değiştirecek kıymetli kardeşlerim. Ve bakın bir ayeti kerimede çok enteresan. Yani orada Ölüm anında bakın insan ne istiyor Mevla'dan? Buyurdu ki bir ayet-i kerimede allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ve enfikû mimmâ razaknâkum ve fiku infak edin. Neden? Mimmâ razaknâkum size rızık olarak verdiklerimizden infakta bulunun. Neden önce? Ne gelmeden önce bunu yapın? Min kabli eyyeti ahadekumul mevt. Sizden birine ölüm gelmezden önce. Size rızık olarak verdiklerimizden infak edelim. Daha neden önce feyakule rabbil evla aharteni ile ecelin qarib rabbim ey rabbim beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de yani beni öldürme ya rabbi bana biraz daha mühlet ver. Biraz daha ecelimi uzat da fe bol bol sadaka vereyim ve kumine salihin ve salihlerden olayım demezden önce ne yapın? Size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Görüyor musun kıymetli kardeşlerim? Yani ölüm anında insanın pişmanlığına bak. Allah'tan ne olur ya Rabbi biraz bana mühlet ver. Yani efendim ecelimi uzat hemen öldürme beni. Niye? Niye ölmek istemiyor? Yani inşaatı mı bitirecek? Yarım mı kalmış? Eksik olan noksan olan bir şey mi var? Tatili yapamamış? Tatili mi tamamlayayım? Ne yapacak? Yok. Ya Niçin? Efendim bol bol fe saddaka tasadduk edeyim de ve salihin ve salihlerden olayım. Bunun için bak görüyor musun? Hangi pişmanlığı duyuyor? Veremediğine üzülüyor. Çünkü efendim Karunlar gibi servet yapmıştır kasası kesesi doludur. Tarlalar tapalar, arsalar mallar mülkler. Efendim ganidir ama vermemiş, yememiş, içmemiş, pinti bir hayat sürmüş. E şimdi de ölüyor, hepsi geride kalıyor. Ne olacak şimdi? Gittiği yere götüremiyor. Geride kaldı da kendine bir faydası yok. Demek ki ona öyle bir pişmanlık olarak dönüyor ki, demek onun midesine oturuyor. He? İlk daha öleceğini anlayınca Ya Rabbi ne olur bana müsaade de. şu malları bir dağıtayım Ya Rabbi. Bir yardım edeyim, bir infakta bulunayım. Bulunaydın. Elini tutan mı vardı? Şimdi niye böyle diyorsun? Öleceğini anladığın için. Ya Mevla canlı başlasa, ayağa kalksa pinti adam gene pintir, pintidir. Sen merak etme, vermez. Der gibi komalara düştük ama kurtardık der. He? Hele biraz daha takılalım, keyfimize bakalım günümüzü gün edelim, alem yapalım, sonra bakarız der. Öyle bir nefis var bizde. Öyle bir şeytan var dışarıda düşman olarak. Ya bizi böyle işte efendim maalesef topaç gibi çeviriyorlar. Allah onların şerlerinden muhafaza eylesin. Şeytanın şerrinden, efendim nefsin şerrinden, vesveselerinden muhafaza buyursun. Kandırır bunlar, kandırır. Nasıl kandırıyorlar, nasıl vesvese yapıyorlar? Ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için demek ölürken infak için ölümün ertelenmesini istiyor. Madem bu var. Allah Teala öğreti yani beyan ediyor bize. Rabbimiz söylüyor bunu. Bak ölürken bu olacak. Malın mülkün varsa göreceksin yani. Rabbimin ne kadar doğru söylediğini. O zaman iş oraya varmadan şöyle de demek var. İyi ki vermişim. İyi ki yapmışım iyi ki etmişim böyle demek de var demek kıymetli kardeşlerim yani şu ifade çok şey anlatıyor Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya fettakun nara velev bişikki temretin. yarım hurmayla da olsa velev ki yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun bakın bu çok önemli evet yani demek infak etmek az olabilir ama hani demiş ya efendim az veren candan çok veren maldan. Senin niyetin, samimiyetin, ihlasın fazlaysa e, imkanın yok ne yapalım bu kadar var. Bir çay ikram edecek kadar, bir bardak su verecek kadar, efendim bir bardak süt ikram edecek kadar bu kadar bir imkanın var. Veya yarım hurma bile olsa demek ki cehennem ateşinden korunun. Bu infak bizi koruyacak arkadaş bunu anlıyoruz yani. Az da olsa, az da olsa derken az verin demek değil. Hiç yok, e, yarım hurma da olsa ver yani. Hiç yok diye bir şey yok. Herkesin kendine göre. Az olan az verir, çok olan çok verir yani. Dolayısıyla demek ki efendim cehenneme düşmekten koruyan ve sıratı kolay geçmemize vesile olan bir amel infak etmek tasadduk. Rabbim bizi cömert kullarından eylesin. Rabbim seve seve infak edebilmek nasip eylesin. Nasıl namaza giderken huşu ile secdeye gidiyorsak, elimizle cebimize giderken huşu içinde gidenlerden olalım inşallah. Cebinde akrep olanlardan olmamak lazım. Evet, bir de yine Sırat Köprüsü'nü, neden bahsediyorduk? Sıra, Sırat Köprüsü'nü kolay geçmeye vesile olan şeylerden salavat-ı şerife getirmek. Salavat-ı şerife getirmek de, Allahümme salli ala şeyhidina Muhammed ve ala, ala Muhammed. Pek çok da bir salavat çeşidi var. Efendim, Sırat'ı kolay geçmeye vesiledir. Bakın Seyyid Ahmet er Hazretleri Rifai tarikatının piridir. O mübarek muhibbanını salavata teşvik edermiş ve buyururmuş ki salavat-ı şerife sahibini sırat üzerinden çok çabuk geçirdiği bana bali oldu. Dolayısıyla demek ki sıratı sağ salim geçmeye bir de derken, bir de sağ salim geçmek var. Tek parça geçmek var. Yıpranmadan, yanmadan, he? çitilenmeden, törpülenmeden, ezilmeden, büzülmeden geçmek var bir de. Sağ salim geçmeye vesilelerden biri de demek ki neymiş? Salavat getirmekmiş kıymetli kardeşlerim. Onun için dilimizden salavatı düşürmemeliyiz. Salavat dillerimize adeta pelesenk olmalı. Hele Peygamber Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem ismi zikredildiği zaman hemen salavat getirmek lazım. Evet, Bakın bir hadis-i şerifte Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men nesya salate Aleyye hatie tariqe'l cenne. Kim bana salavat getirmeyi unutursa cennetin yolunu yitirmiş olur. Cennetin yolunu da unutur yani. Salavatı unuttuysan cennetin yolunu da unut demek yani. Peki cennetin yolu neresiydi? E, cennetin yolu sırat'tan geçiyordu. He? Yani sırat madem cehennem üzerine kurulmuşsa Cennete gitmek için mutlaka sırat'tan geçmek gerekiyorsa o zaman işte Seyyidame Tarifaye er Hazretleri'nde dediği gibi yani salavat getirenler efendim selametle sıratı geçerler buyuruyor ya ha demek ki salavat getirmeyen salavatı unutan unutan derken adeta unutan C efendim cennetin yolunu yitirir demek ki cennetin yolu ona kolay olmuyor ona zor oluyor onun için Resulullah'a salavattan geri kalmamak lazım. Zaten Rabbimizin emri değil mi? allah Teala Kur'an-ı Kerim'de emretmiş. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَٰيكَةَ وَيُصَلُّونَ عَلَى nebi Muhakkak ki Allah ve melekler Nebi'ye salat ediyor. Ya <laughs> eyyühellezine amenu, ey iman eden kullar, sallu aleyh, siz de salat ediniz diyor. Yani pek çok emirleri vardır Mevla'nın, direkt emretmiştir. <laughs> ve akimus salah, ve namazınızı ikame edin, zekatınızı verin ama efendim salavat getirin emrini önce ne yapıyor? Allah ve melekleri salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de salat edin diyor. Allah salli ala seyyidina Muhammed. Dolayısıyla bu da nedir? Salavat da demek ki sıratın kolay geçmesine vesile olacak işlerdendir kıymetli kardeşlerim. Tabii yani bir hadis-i şeriften arz edelim salavatla alakalı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdu. O. Yani bu salavat hakikaten çok acayip bir şey. Yani ahirette bir hengame var. Yani orada acayip bir durum var. He? Her koyun orada kendi bacağından asılacak orada. Sıkıntılar var, problemler var. Efendim hesap kitap, sorgu, sual var. İşte burada hani bak sağına bakıyor, soluna bakıyor yani önden ne gönderdiyse o var. Demek ki bir yardım edecek birilerine bakıyor. İmdat edecek olan kimseler var mı diye. Peki ne yapacağız o zaman? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın buyuruyor ki inne evlen nasi yevmel kıyame ekserum salaten. Ahirette bana insanların en yakını bana en çok salavat getirenlerdir buyuruyor. Ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok kim salavat getiriyorsa ahirette Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme he, en yakın olan kimseler onlar olacak. Bakıyorsun ya sağına bakıyorsun, soluna bakıyorsun, birilerini arıyorsun. İşte Resulullah'ın yakın olmak demek ne demek biliyor musun? Orada Resulullah'a yakın olmak demek o endişelerden emin olmak demektir. O kıyamet hal ve ahvallerinden emniyette olmak demektir. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmak, cennete yakın olmak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olmak demek, cehennemden uzak olmak demektir. Cehennemden uzak olmak demek de sıratı hızlı geçmek demektir yani. Demek ki bu işler hep ne yapıyor bakın? Ahiretimize taalluk ediyor. Ahirette karşımıza çıkacak olan işlerden. Belki de orada diyeceğiz ki yani, ya keşke şunu diyeydim de, şunu yapaydım da, şu sıkıntıya düçar olmayaydım. Dünyada çok kolay, basit gibi gelen He? Ama yapmadığımız, önemsemediğimiz belki bir takım ibadetler ahirette seni beni ipten alacak belki. Cehennemden kurtaracak belki. Ne sıkıntıları efendim savacak belki. Onun için yani ondan ne olacak? Bunu yapmasam ne olacak? He? Dememek lazım. İbadetin küçüktür, büyüktür, önemlidir, önemsizdir haşa demeden hepsine sahi etmek, hepsine yapışmak lazım. Günahın da ya bu küçük günahtır, bundan ne olacak? Keşke her günahım böyle olsa, haşa ve kella. Böylesine günah işlerken, efendim, gamsız bir şekilde, umursamaz bir şekilde demek ki olmamak lazım. Günahın nasıl ki küçüğünden büyüğünden mümkün mertebe kaçınmaya çalışıyorsak, amellerinde, sevabında he, küçük büyük demeden hepsine sahi etmek, gayret etmek lazım. Zira çok lazım olacak. Önümüzde böyle bir gün var. Yol uzun, yükümüz ağır. Rabbim hepimize yardım eylesin, kolaylıklar lütfeylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim, konumuza inşallah devam edeceğiz. Bitiririm diyordum ama tabii biraz uzuyor tabii mevzular. Uzluyor derken gene tabii ayetler, hadisler, sohbet ediyoruz. Ve böylece inşallah birlikte dertleşiyoruz, müdakere mütala ediyoruz ve... Efendim anlatan da dinleyen de kendine ne yapmalı? Bir çeki düzen vermeli. İşte ahirette. Eğer ahirette o zorluklardan kurtulacak amelleri şu dünyada yapabiliyorsak eh mesele de bu zaten. Rabbim bunu da becermek nasip eylesin. Sözlerimize tefir lütfeylesin. Bizlere en güzel şekilde ifade, sizlere de istifade etmek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin inşallah. Evet kıymetli kardeşlerim bu hafta bu kadarla iktifa ediyoruz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.